Kanalıma hoş geldiniz. En çok çıkan 2021 ehliyet sınav sorularını, e-sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar Banko 2021 sorular ve 2022'de sizlere de çıkacak sınav sorularımız. Tam 50 adet arkadaşlar. Çok çok önemli sınav soruları. Soruları çözmeden kesinlikle sınava girmeyin. İzle kazan arkadaşlar. Kanalımızı mutlaka abone olup kanalı arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. 2021 ehliyet e-sınavda hazırlık sorularını çözmek için YouTube kanalına abone olup YouTube kanalında kalarak %100 sizlere çıkacak olan soruları Instagram hesabımızdan da takip ederek arkadaşlar başarınızı artırabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum ve sorularımıza başlıyoruz. Birinci sorumuz Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde trafiğin düzenlemesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir diye bir soru gelmiş. İl Özel İdareleri, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü şeklinde sorulan bir sorumuz var. Tabii ki arkadaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde Jandarma Genel Komutanlığı değil mi görevlidir? Yani burada verilen cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen ikiye bakalım. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir? Çizgiye bakalım. Çizgi kesik kesik bir çizgi. Şerit değiştirmek yasaktır. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Evet arkadaşlar, mesela örneğin şöyle bir aracımız var ve önde de ikinci bir aracımız var. Karşı şeride de geçebilirsiniz. Arkadaşlar bakın, burada karşı şeride de geçebilirsiniz. Öndeki aracı da geçebilirsiniz. Kesik kesik çizginin anlamı budur. Yani kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Denizli seçeneği doğrudur. Hemen 3'e bakalım. 3. sorumuz trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? Ve trafik polisinin bakın elinde işaret çubuğu, dur, geç işareti, yavaşlama işareti, hızlanma işareti. Evet arkadaşlar, burada trafik polisinin işaretine gece dur anlamındadır. Evet. Yatay olmuş olsaydı, bakın şöyle yatay olmuş olsaydı gece geç olacaktı. Evet arkadaşlar. Hemen 4'e bakalım. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Evet. Dingil başına 6 tondan fazla taşıtların girmesinin yasak olduğunu, bakın uzunluk Ceyhan'da verilmiş arkadaşlar. 10 metre uzunluk olan araçların girmesi yasaktır diyor. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Ama bakın diğerlerine de bakalım. Denizli seçeneğinde yükseklik gabarisini sormuş. Vermiş bize. Bursa seçeneğinde ise genişlik gabarisi. 2.30'dan fazla yüksek geniş olan araçların girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. 5. sorumuz aşağıdaki trafik levhasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Alt geçit, üst geçit, orta geçit, yaya geçidi. Evet arkadaşlar bakın, bu da yine bize yaya geçidinin olduğunu bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 6. sorumuz aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Bakın yeşil ışık yanıyor. Durmadan dikkatli geçmeli. İlk geçiş hakkını yayalara vermeli. C. Durup yolu kontrol ettikten sonra geçmeli. D. Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli. Tabii ki arkadaşlar yeşil ışık yandığına göre durmadan dikkatli bir şekilde geçmemiz gerekir. Adana seçeneği doğru cevap. 7. sorumuz şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Evet, akaryakıt istasyonundan yakıt almış 2 nolu bir aracımız var. Bir de bakın solunda 1 nolu araç gidiyor. A korna çalıp 1 numara aracı durdurmalı. B 1 numara aracın geçmesini beklemeli. C hızlanarak yoluna devam etmeli. D geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Tabii ki burada 1 nolu aracın geçmesini beklemelidir. B şıkkı doğrudur arkadaşlar. 8. sorumuz, şekildeki aracın sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? Evet, geriye dönüş yapacak arkadaşlar. Bakın buradaki aracımız, yani şurada hareket eden araç sürücüsü geriye dönüş yapmak için diyor. Hangi şeride girmelidir, izlemelidir? 1, 2, 3 istediği şeride, 1 nolu şeride, 2 numaralı şeride ve 3 nolu şeride. Tabii ki arkadaşlar, eğer bir araç, bakın buradaki araç geriye dönüş yapacaksa 1 nolu şeride girmesi gerekir. Bursa seçeneği doğru cevap. 9. sorumuz, trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? Yoldan kaynaklı arkadaşlar. Bakın, gevşek malzemeli zemin yoldan kaynaklıdır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Alçak uçuş, yandan rüzgar ve kontrolsüz kavşak. Bu işaretlerimiz yoldan kaynaklı değildir, değil mi? Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 10. sorumuz, şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 numara ve 2 numara. 2 nolu aracın bulunduğu, bakın, işaretimiz tali yol işareti. 2 numara tali yol değil mi arkadaşlar? Bakın, bağlantı yolu değil. 1 numaralı aracımız ana yolda. Yani Bursa seçeneği doğru, 1 numara ana yoldaysa 2 numara da tali yoldadır. Bursa seçeneği doğru cevap. 11. sorumuz, şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A dönel kavşağa yaklaşıldığını, B kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, C demir yolu geçidine yaklaşıldığını, D ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını. Evet arkadaşlar, işarette gördüğünüz gibi kontrolsüz bir kavşak değil, demir yolu geçidi değil, dönen kavşak değil tabii. Ana yol tali yol işaretimiz değil mi? Denizli seçeneği doğru cevap. 12. sorumuz, aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır? Taşıt trafiğine kapalı. Evet, Adana seçeneği taşıt trafiğine kapalı. Bursa Azami 70. Ceyhan motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı. Denizli taşıt giremez işareti. 13. sorumuz, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir? Evet bakın arkadaşlar, bu Adana seçeneğine motosiklet giremez. Denizli'ye giremez. Bursa yine aynı şekilde taşıt trafiğine kapalı. Ceyhan seçeneğinde ise motosiklet hariç. Bakın, bu işaretin olduğu yere motosiklet girer, diğer motorlu taşıtlar giremez anlamındadır. Hemen 14. soruya bakalım. Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilirler? 6, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Evet, İstanbul'dan Erzurum'a hareket eden bir otobüsümüz var bakın. Evet. En fazla kaç saat araç kullanabilirler? En fazla 24 saat süre içerisinde toplamda 9 saat araç kullanabiliyoruz, değil mi arkadaşlar? Evet. 4,5 saat araç kullandıktan sonra 45 dakika mola veriyoruz. Bu molalarımızı 15'er dakikalık aralıklarla da kullanabiliriz. 15. sorumuza bakalım.
Taşıt yolu kaplama üzerine çizilen çizgilerden hangileri kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir? 1. Kesik yol çizgisi. 2. Devamlı yol çizgisi. 3. Yan yana 2. Devamlı yol çizgisi. Devamlı yol çizgilerinde araçlar geçilmez arkadaşlar. Kesik yol çizgilerinde geçilir. Evet, yani Adana seçeneğinde geçilebilir. Diğerlerinde geçilmez, değil mi? Evet. 16. sorumuz, aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur? Otomobil, çekici, otobüs, kamyonet. Koltuk ferdi kaza sigortası şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerin mutlaka yaptırması gerekir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 17. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder? Bakın arkadaşlar, duraklama nedir diyor. Yolcu indirirken beklemek, 5 dakikadan fazla beklemek, kırmızı ışık yanarken beklemek, görevlilerce verilen emirle durmak. Evet, yolcu indirirken beklemek nedir arkadaşlar? Duraklamadır. Evet. Yani bize sorulan cevap Adana seçeneğidir. 5 dakikadan fazla beklemek park etmeye girer. Kırmızı ışıkta beklemek durmadır. Görevlilerce verilen emirle durmak yine durmaya girer arkadaşlar. Evet. 18. sorumuz, şekildeki gibi tek yönlü karayolunda bulunan bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? En sağ şeride geçerek seyretmesi geçebilir mi? Tabii ki kurallara uygun bir şekilde geçer, gidebilir. Geçmek için en sol şeridi kullanması, önündeki araçta takip mesafesine dikkat etmesi, evet tabii ki edecek. Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi. Sol şeridine gider ama önündeki aracı hızlanmasını isteyemez arkadaşlar. Neden? Çünkü kesik yol çizgileri, bakın, şeridi değiştirebilecek. Karşı, yani sağ, sol şeride de sağ şeride de geçebileceğini bize bildiriyor. Deniz seçeneği doğru cevap. 19. soru, aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler? Olumsuz etkiler diyor. Bakın, girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek, gidişe ayrılan yolda sürekli en sol şeridi sürekli işgal etmek, en soldaki şeridi işgal etmek. Olumsuz yönde hangisi etkiler? Sol, çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek. Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek. Gidişe ayrılan yolda sürekli en sol şeridi işgal etmek arkadaşlar olumsuzluktur, değil mi? Geç amaçlı kullanabilirsiniz ama sürekli olarak sol şeridi işgal etmek yasaktır. Evet. 20. soruya bakalım. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Ani fren yaparak durmaya çalışması. B. Takip mesafesini azaltması. C. Takip mesafesine uyması. D. Takip mesafesini artırması. Evet, burada da arkadaşlar buzlanmanın olduğu yolda sürücüler takip mesafelerini artırmaları gerekiyor. Yani Denizli seçeneği doğru cevap. 21. soruya bakalım. Kavşaklarla ilgili gelen bir soru. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, kavşakta ne var? Ana yol, tali yol işaretlerimiz var. Ana yol, tali yol işaretleri olduğu için biz öncelikle neye bakacağız? İşaretlere bakıyoruz. Evet. İki nolu aracın bulunduğu, bakın, kavşakta yol ver işareti var. Tali yol işareti, bakın. Tali yol işareti olduğu için en son geçer. En son geçeceği için arkadaşlar, bakın, 1 ve 3 nolu araçlar ana yoldadır. 3 nolu araç dönüş yapıyor. Dönüş yapan araçlar düz giden araca göre ana yolda en son geçer.
Burada bir nolu araç ana yolda düz gidiyor. Öncelik hakkı onundur. Bakın. Daha sonra üçündür. 1, 3, 2, 1, 3, 2. Hangisidir arkadaşlar? Denizli seçeneğinde. Hemen 22'ye bakalım. Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur? 60, 50, 40 ve 30 şeklinde verilmiş. Tabii ki arkadaşlar 30 gün içerisinde ilgili kuruluşa bildirmeleri gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 23'e bakalım. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak. B. Araç içi ışıkları yakmak. C. Uzağa gösteren ışıkları yakmak. D. Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak. Evet. Burada da yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü uzağa gösteren farlarını yakmak zorundadır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 24. soru. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süreyle geri alınır? İkinci defa dediği için arkadaşlar 33 ay, 6 ay, 2 yıl tabii ki 2 yıldır. Evet. Birinci defa 6 ay, ikinci defa 2 yıl, üçüncü defa 5 yıldır. Evet. 25. sorumuza geldik arkadaşlar. Demir yolu hemzemin geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi. Bariyer kapalı ise durulması. Öndeki aracın geçilmesi. Hızın azaltılması. Evet. Tabii ki arkadaşlar burada eğer hemzemin geçidinde demiryolu hemzemin geçidinde gelmişseniz öndeki aracı geçmeniz yasaktır. Değil mi? Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 26 yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir? 1. Alkol veya madde bağımlılığı. 2. Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik. 3. Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı. Evet, dikkat edersek arkadaşlar hepsi de kazalara yol açan faktörlerdendir. Her üçü de var. 27. sorumuz. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Motor yüksek devirde kullanılır. B. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. C. Aracın hızına uygun viteste gidilir. D. Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınır, kontak kapatılır. Evet, burada yakıt tasarrufunu sormuşlar. Bakın arkadaşlar, ne yapmamız gerekir? Aracın hızına uygun vitesle gidilmesi gerekiyor, değil mi? Ceyhan seçeneği doğru cevap. 28. soru seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez? Evet arkadaşlar dikkat edin. Burada A seçeneğinde yakıt göstergesi yanıyor. Yakıt göstergesi yandığında aracı durdurmaya gerek yok. 30 ile 50 kilometre daha yol alır. Bakın diğerleri şarj göstergesi, hararet göstergesi ve yağ göstergesi yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. 29. soru aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir? A. Krank biline yataklık etmek. B. Motordaki yağı soğutmak. C. Swaplara yataklık etmek. D. Akslara yataklık etmek. Silindir kapağının görevi swaplara yataklık etmektir arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 30'a bakalım. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır? A. Egzoz susturucusu. B. Katalitik konvektör.
C egzoz manifoldu, D egzoz subaba. Evet. Tabii ki burada da zararlı madde, bakın egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürmek için kataklik konvektör kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 31. sorumuz, kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyunu aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? A. Asit ve saf su. C. Antifriz. D. Motor yağı. Tabii ki antifriz değil mi arkadaşlar? Antifriz karıştırılması gerekiyor. 32'ye bakalım. Motorda hava filtresinin görevi nedir? Suyu temizlemek, yağı temizlemek, yakıtı temizlemek, havayı temizlemek. Adı üzerinde bakın. Hava filtresinin görevi havayı temizlemektir. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 33'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır? A. El freni. B. Motor freni. C. Egzoz freni. D. Kompresyon freni. Duran aracı sabitleyen nedir arkadaşlar? Burada el frenidir, değil mi? Fren ne işe yarar? Hareket halindeki aracı yavaşlatır. Yavaşlayan aracı durdurur. Evet. 34. sorumuz, kavrama debriyaj sistemi motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar? A. Volana. B. Marş motoruna. C. Fren balatalarına. D. Vites kutusuna. Evet, burada da tabii ki kavrama debriyaj, değil mi? Debriyaja sonuna kadar basıyoruz ve vites ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Evet. Vites kutusuna organına iletilmesinde görev yapar. Denizli seçeneği doğru cevap. 35'e bakalım. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Bakın sıfırdan başlamış 260'a kadar hareket halinde nedir? Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını tabii ki nedir? Aracın hızını bize bildiriyor. Adana seçeneği doğru. 36'ya bakalım. Sıkıştırılmış yakıt hava karışımının buji ile ateşlemesi sonucu çalışan motor hangisidir? Dizel motor, marş motoru, benzinli motor, buhar makinesi. Evet, yakıt hava karışımının buji ile ateşlemesi sonucu çalışan motorlar benzinli motorlardır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 37. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. B. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. C. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. D. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı. Aracın kontak kapatılmalıdır. Bakın burada göstergede yağ göstergesi yanıyor. Yağ göstergesi yandığında aracımızı güvenli bir şekilde durduracağız ve kontağımızı kapatmamız gerekir. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, araç arkadaşlar ilk yardım konularına geldik. Hayat kurtarma zinciri halkaları 4 tanedir bildiğiniz gibi. Birinci halkamız sağlık kuruluşuna haber vermek. İkinci halkamız olay yerinde temel yaşam desteğinin yapılmasıdır. Üçüncü halkamız ambulans ekiplerinin müdahale etmesi. Dördüncü halka hastane acil servisinde müdahalenin yapılmasıdır. Birinci ve ikinci halkayı ilk yardımcı yapar. Üçüncü ve dördüncü halkamız ise nedir? Sağlık personeli tarafından yapılan müdahalelerdir. Evet, 38. sorumuz. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak. B. Başı geriye alıp ağız içini temizleyip hava yolunu açmak. C.
suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek. D. Hastanın ayaklarını yükseltmek. Tabi burada dikkat ederseniz arkadaşlar, suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem nedir sorumuzun cevabı? Başı, değil mi? Bakın, geriye alıp ağız için temizleyip hava yolunu açmak, yani baş çene pozisyonunu vermek. Bursa seçeneği doğru cevap. 39. sorumuz, ilk yardımcının insan vücudu yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır? A. Dolaşım, B. Hareket, C. Sindirim, D. Solunum. Kalp, kan damarları ve kan dolaşım sistemi içerisindedir arkadaşlar. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 40. sorumuz, boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Vücudun bir bölgesinde felç oluşması. B. Nabız atışlarının sürekli hızlanması. C. Bulantı ve kusmanın olması. D. Vücut sıcaklığının artması. Evet, burada da arkadaşlar vücudun bir bölgesinde felç oluşması. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 41'e bakalım. Aşağıdaki durumların hangisinde kazızedenin bacaklarının 30 santim yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Şok durumu, B. Beyin kanaması, C. Ayak bölgesinden yılan sokması, D. Akciğer zedelenmesi ve kanaması. 30 santim yukarı kaldırmak arkadaşlar şok pozisyonunda gerçekleştirilir. Adana seçeneği doğru cevap. 42. sorumuz, baş ve omurga yaralanması olmayan bilinci kapalı kazızedenin hava yolunu açmak için kazızedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir? Evet arkadaşlar, burada baş çene pozisyonunu bize sormuş. Burada bakın, şıklara baktığımızda yine Ceyhan seçeneğinde doğru olduğunu görüyoruz. Baş çene pozisyonu. Evet. 43. sorumuz, kazızedede boyun travması yoksa hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir? A. Sırt üstü yatırılmış kazızedenin çenesi kaldırılarak diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması. Bakın burada az önceki pozisyonumuzu açıklamasını yaptı arkadaşlar. B. Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi. B dedik. C. Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması. D. Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması. Evet, burada arkadaşlar verilen baş çene pozisyonunun açıklaması Adana seçeneğinde doğrudur. 44'e bakalım. Aşağıdaki durumların hangisinde kazızedeye hemlik manevrası uygulanır? A. Kan şekeri düştüğünde, B. Tam tıkanma yaşandığında, C. Kanaması olduğunda, D. Kalbi durduğunda. Hemlik manevrası deyince arkadaşlar tam tıkanma söz konusudur. Yani diğer adıyla karına bası uygulama. Değil mi? Evet, burada Bursa seçeneği doğru. 45. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz? A. Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi. B. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. C. Olay yerinde temel yaşam desteği yapılması. D. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Evet. Arkadaşlar burada kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi hayat kurtarma zinciri halkaların içerisinde yoktur. Az önce sıralamasını yapmıştık, değil mi? Adana seçeneği 46, bayılan bir kazızedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? A. Baş geride yarı oturuş, B. Sırt üstü yatış, C. Dik oturuş, D. Yan yatış.
Evet arkadaşlar, kusması varsa bir kazı zedenin ne yapmamız gerekir? Yan yatırmamız gerekir, değil mi? Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 47. sorumuza bakalım. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde kazı zedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımlarıyla uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz? Fışkırır, kesik kesik akar. Fışkırır, toplar damar, atar damar, kılcal damar, yırtık kanaması. Tabii ki arkadaşlar, kesik kesik fışkırır tarzda akan kan çeşidi atar damar kanamasıdır. 48 sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdırlar? A. Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için. B. Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için. C. Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapmak için. D. Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için. Evet arkadaşlar, sürücülerin esas ilk yardım bilgi ve becerilerine sahip olmalarının birinci nedeni kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak içindir. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 49. sorumuz, öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazı zedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? A. Kazı zedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir. B. Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez süpürür tarzda kuvvetlice vurulur. C. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. D. Kazı zedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır. Evet arkadaşlar, burada bize kısmi tıkanmayı sormuş. Bakın, öksüren, nefes alabilen, tıkandığını ifade eden kısmi tıkanmadır. Tabii ki kazı zedeye dokunmadan öksürmeye teşvik ediyoruz. Diğerleri tam tıkanmayı anlatmış. Evet. Evet, son sorumuz arkadaşlar, 50. soru. Kazı zedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesinde değerlendirmeli. İri ve kilolu kaza zedeleri bu teknikle taşımalıdır. Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? A. İtfaiyeci yöntemi. B. Rentek manevrası. C. Hemlik manevrası. D. Sürükleme yöntemi. İri ve kilolu kazı zedeleri arkadaşlar, olay yerinden çıkarırken, enkaz altından çıkarırken, dar alanlardan çıkarırken sürükleme yöntemini kullanırız. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadar. 50 adet soru çözdük. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz seviniriz. Ehliyet soruları arkadaşlar, %100 sizlere çıkacak sorular. Soruları izlemeden kesinlikle sınava girmeyin. Sınava girmeyin arkadaşlar. Konularımızı da mutlaka, daha önce atmış olduğum konuları da değerlendirin. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere, hoşça kalın.